Ben buradaydım. Kezban'ı birazcık bir dışarı aldık. Kendini iyi hissetmiyordu. Ne oldu Salih? Esra abla, daha demeceki hareketinin aynısını yapıyordu. Ondan sonra da panik peşime koşuyordu işte. Bu şekilde yapıyordu. Şimdi bir takım evraklar da geldi. Aslında Kezban bir tedavi görüyormuş. O tedavide de doktor raporunda da yazılı psikolojik rahatsızlıkları var. Gencecik bir kadın yani. Psikolojik rahatsızlıkları var. Yani bu doktor raporuyla da sabitti. Biraz önce de böyle gözlerini sabit diktiğinde de hani biraz hava alsın diye çıkarttık. Birkaç dakika sonra gelecekti. Evde de mi bu şekilde davranıyordu? Evet abla. Annem bu meydana çıkıyor, ortada oynuyor. Ondan sonra da anneme güp güp yapıştırıyor. Ne? Gözümüzün önünde yapıyordu abla bunu. Ben buna... Yani davranışlar hızlıca değişiyor. Biz onun değerlendirmesini... Abisine insan gibi söyledim ben bunu. Dedim ki bak Tuncay abi dedim. Bu senin dedim bacın dedim böyle böyle yapıyor. O diyor yalan yapıyor dedi bana. Kaç kere dedi. Hatta Vedat kardeşim de... Ona da sorabilirsiniz. Hastaneye götürdünüz mü hani bu rahatsızlığı? Götürdük abla, götürdük. Ne kadar kaldı hastanede? Hastanede Erenköy'de 2 hafta mı 3 hafta mı bir şey kaldı abla. Oradan yanında mıydın? Gittim geldim bir şeyinle. Hayır yani sık sık yanında oluyor muydun? Ben o uzaklaştırma aldıydı o zaman. Ben bunu Medet abiye söylemiştim. Medet abi böyle kene böyle dedim. Sen dedi dışarıdan bırak dedi git dedi bana. Öyle oluyordu. Hayır hayır. O hastanede yattığı dönemde senin uzaklaştırma kararın evet, vardı. Evet, evet, evet abla. Ama bu çok elzem de bir durum yani hani hastanedeki bana, birine... Bana kimse inanmadı abla. Ben bunu her zaman söylüyorum. Çok diyorum basit. Hastanede yatış tarihleriyle... Bak hastanede yatış tarihleriyle uzaklaştırma kararı tarihleri zaten karşı karşıya getirildiğinde... ...ben hani onun yanına gidersem ceza almaktan korkuyorum. Biz telefonda Medet abiyle tartıştık bile bu konuda. Getirme abi dedim. Getirdikten sonra annem dedi ki ona... Bak dedi polis çağırırım dedi. Onlar da tutuştu böyle. O da dedi ki Medet abi aramızı hallederiz bir sıkıntı yok bir daha yapmayacak dedi. Benim yanıma da tam 15 kere 10-15 kere getirdi abla. Peki. Hastalık hepimizin başına. Evet. Ben her zaman iyi olmasını gözledim abla. 15-22 kere ben bunu affettim abla. Ne kadar süredir böyle peki? Yani ne zaman değişmeye başladı? İlk çocuğum gebe kaldıktan sonra böyle olmaya başladı. Yine de söylüyorum bakın İlk abla. İlk hamilelikle beraber aslında ufak tefek davranışları değişmeye Benim memlekete de gidin, araştırın. Eğer birisi bile bana bir kötü bir söz söylediyse beni alsınlar, götürsünler, yatısınlar abla. Ben o kadar diyorum abla. Şimdi karnımız ve başımız ağrır, başka bir hastalık geçiririz. Onu biliriz yani ne olduğunu ama mesela bir kadının psikolojik rahatsızlığı olduğunda ya bunun da zaten psikolojisi de bozuk. Ben artık bununla ilişki kurmayayım, kendime yeni bir hayat kurayım dedin mi? Yok abla öyle bir şey demedim. Vallahi her zaman hastaneye götürdüm, tedavi oldu dedim. Ölüler gibi yalvardım, ağladım, zıngır zıngır ağladım. Bunu amcamın eşi bile şahit. Onun yanında ağladım, ölüler gibi yalvardım. Lütfen düzel dedim, 2 tane sabimiz var dedim. Allah rızası için düzel dedim, ben daha ne yapayım sana dedim. İş yerinden bir ara bu kaçtı gitti. Ben iş yerine 1 hafta işe gidemedim. Bunu aradım döne döne. Nereye kaçtı? Bir gün bakın Medet abi, Dilek abla falan hepsini biliyor ablası. Peki şimdi konuklarım var onları da alayım. Kezban'ın babası Abdullah Bey, abisi Tuncay, ablası Dilek Hanım da sürütüyomuzda olacaklar. Kezban adına da konuşacaklar. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba, selamlar. Hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Esra'm, sağ olun. Şimdi Kezban'ı biraz önce gördüm rahatsızlığından. Evde de oluyor mu böyle sık sık? Bura bozdu. Buraya geldiğimin bozdu. Birinciye de aşo bozdu. Ben ne zaman benim bozdum çocuğum. Baba? Ben seni aradım da. Çek. Seni... Affettin bizi sen. Sus. Benim çocuğumu... Kim ben beni dinle sen. Heh. Ne oldu abla? Beni dinle. Dinliyor. Bir kere olsun. Ablası kötülük yaptı diyebilir misin? Arkamızda durmadı diyebilir misin? Kim yedi? Sen seni aramadın mı? Hastaneleri yatırdı şimdi. Sen demedin mi bana? Bak kızın haline. Biz duydum ben bu işleri yanlış verildi. Ben mi getirdim bunu? Ben mi getirdim? Arkamda gidilmiş davası açılmış. Neredesin sen? Ki davayı yedim. Ben sana dedim ya. Kes sesini sus. Niye susacağımışım? Sus. Esra Hanım. Niye susacağımışım ya? Buraya. Niye? Bu uslubum sana asla böyle olmadı. Kurban olduğum Allah hepinizi biliyor. Altyazı M.K.
lütfen. Şimdi üç kişi karşıda bir kişi burada olmaz. Teker teker. Toplanmışlar, benim gelmişler. En önemli cümlem benim için. Kız kardeşimin peşindeyim lan. Bir dakika. Esra benim için ben bir peki şey söz vereceğim. En önemli cümlem şuydu. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde bu üslupla konuşmadım. Konuşmadım Esra Hanım. Bugüne kadar hep idare etmeye çalıştım. Aynen. Ama artık son nokta. Doldum, yani. Doldum, taştım, bittim, yoruldum. Ben yoruldum. İdare ettim. Ben. Sen neyi biliyorsunuz? Senin ikinizin yaptığı sorumsuzluğu. Kim yaptı? Kim yaptı? Ya. Kardeşim dedim. Olur kardeşim dedim. Sen git demedin mi? Nerede? Madem dövüyorsa git karakol at demedin mi abla? Nerede? Allah'ım ya. Ses kaydı var, açayım mı? İçerisinde boğulmayın. Ya. Ben yalan konuşmuyorum bir abla. Bir anlık hevesleriniz için iki tane çocuğun yaşamını mahvediyorsunuz. İkiniz de benim kardeşim de sorumsuz, sen de sorumsuzsun diyor. Esra, sizin lütfen. Arkanızdan kaç biz koşuyoruz konuşuyor diyor. Lütfen sözünüzü getirin ama. Kaç gündür konuşuyor, ben uykularım yani paramparça bölündük yemin ederim. Yemin ederim. Asla bu lafları kullanmam. Ben asla tavizini bozmam. Asla ben mi yalan konuşuyorum? Tabii yalan söylüyorum. Ben yalan konuşmuyorum. Direk Hanım, şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi kardeşiniz hoş geldiniz öncelikle. Sakin olun, o da etkilenmesin Kezban'da. Şunu ifade etmek istiyorum. İyi günde, kötü günde, aynen, evlilikte başladığı zaman bu hastalıklar arada, olabilir. Bu arada yakınlarını da alalım bu arada. Size şunu ifade etmek istiyorum. Evlendikten sonra Kezban böyle bir rahatsızlık geçirdiğini fark ettiğinizde eşi tarafından buna gerekli destek, ailesi tarafından alınıp tedavisi yaptırıldı mı? Hayır. Kesinlikle Hülya Hanım. Attılar attılar hastanede. Tamam, ben cevaplayayım bir saniye. Söylesin sen de şunu söylesin. Tek tek konuşun. Hülya Hanım, evlendi evleneli bu zamana kadar madem 6 sene mi oldu? 6 sene oldu. 6 sene oldu değil mi Salih? Doğru. Salih'in bu zamana kadar hastaydı da bu şekildeyse hatırım, niye o zaman bize haber etmedin? Niye biz, niye çektin o zaman bu şekilde? Niye getiriyorsun? Sen var ya çok Esra yalan Hanım konuşuyorsun. Esra abla Hanım, yalan konuşuyorsun. Ya, ben seni telefonda arayıp lütfen dedim mi? Salih, dur bir dakika bir dakika. Salih abla bir şey diyeyim susacağım. Dinleyin konuşursanız lütfen, bunu. Salih konuşursanız ben de konuşacağım. Çok kalabalıksınız. Vedat da beni biliyor lütfen Esra Hanım. Vedat da biliyor. Desin ki amca da desin, Vedat da desin. Annesi için hiç uğraşmadı. Gerçekten desin. Bir tek doğurmadığım kaldı Esra abla. Yemin ederim ya. Bir tek bunu doğurmadığım kaldı ya. Peki uzaklaştırma kararı oldu mu? Bunu getirmediniz mi? Onu getirmedin bizim oraya. Uzakla bildiğini onu bilerek mi dedik mi? Annen dedi ki. Bilerek. Annen söyledi lütfen. Annesi ne dedi? Şimdi, dedi 20 gün bu pandemide ben de sen yalan konuşma. Karakollara nasıl attınız? Yalan konuşma. Karakollara nasıl attınız? Yalan konuşuyor. Amcanızın oğlu. Kendisi gitti. Kendisi. Ne dedi? Ne dedi? Koca kadınsın ya. Ancak onu bilirsiniz. Bunu yaparsa söylediğin her şey boşa çıkıyor. Kalk ya. Lütfen var ya. Lütfen ya. Lütfen. Akrabalarım. Biraz sonra seni alacağım dışarı. Lütfen Esra abla, o dursun o. Esra ne dedi Veda? Alayım. Ben bir tek Dilek Hanım'ı istiyorum. Başka kimse benim abimin tedavi olması lazım. Abla dedi. Dilek. Bak buradaki tablo ne biliyor musun? Aslında bizim aile yaşantımızda ne kadar çok kişinin müdahale ettiğini de gösterir. Siz müdahale ediyorsunuz anlamında söylemiyorum. Evet. Görünürde iki yetişkin var. Evet. Ama bu ilişkinin içerisinde iki yetişkin bu sorumluluğu alamadığı için sağlık sorunları, evet, diğer problemlerden dolayı bakın kaç kişi ya, bir evliliğe evet müdahale ediyor. Evet, buradan zaten sağlam bir ilişki çıkmaz. Evet. Ne sen eş olarak bu sorumluluğu almışsın, ne o evet sağlık sorunlarından dolayı alamamış. Hep bir arada problem var. Ya bu problem onların evliliği bittiği zaman biter. Ben şimdi teker teker herkesi dinlemek üstlüklerini istiyorum. Üstlüklerini korursalar konuşuruz Esra Hanım. Biz buraya edebimizi, adabımızı bozmaya peki gelmedik. Abla. Ama yalan konuşursan tahammül edemem. Ben yalan konuşmuyorum. Salih, Vedat, ikinizin evliliğinde, bir başka aile büyüğünüzü göremedim ben. Ya Esra Hanım, her evlilikte oluyor tartışmalar. Ne diyoruz bizim örfümüze, adetimize ya? Bir büyüklerimiz bir araya gelsin de bir barıştırmaya çalışalım. Ben bulamadım bunlarda bir büyük. Sahip çıkan birilerini bulamadım. Amcasına diyorum, yengesine diyorum. Ailemizin yüz karası yeter artık bize yaşattıkları diyorlar. Kimse yanaşmadı kardeşim bunlar. Alın kızınızı karakoldan Esra. Lütfen bunu anlatmak istiyorum. Lütfen bunu
anlatmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Bu yayına bağlanan komşusu, Salih'i ben gönderdim diyen, gecenin bir akşamüstüydü pardon, beni aradı. Gel kurtar kızınızı dedi. Kan revan içinde dedi. Üç kişinin elinden zorla aldım dedi. Aynen böyle. Ne diyorsun abla, sen kimsin dedim. Gel diyorum sana dedi. Kezban'ın komşusuyum, yan komşu, karşı komşusuyum dedi. Evlinin bana en başından beri bu problemler var mıydı, şiddet? Evet. Yani. Çünkü evlilikleri sağlam değildi ki. Bir defa baştan yanlışı yaptılar. Kaçarak evlendiler. Bana mı sordun kaçırırken? Bana mı? Resmi nikahını da babam kıydı. Bunlar evlilikleri bir defa... Sizin evliliğiniz baştan yanlıştı, baştan. Salih lütfen bak, lütfen dinle. Ama her seferinde de sizin tarafınızdan da... Şimdi Tuncay Bey de bunu kabul etti. Her iki tarafın bu problemleri bildiğiniz halde mesela abi olarak Tuncay bile hala Kezban'la Salih'i barıştırmanın derdi. Evet niye? Esra Hanım. Evet. Vallahi de öyle oldu. Ben çok çabaladım Esra Hanım. Evet Esra Hanım. Esra Hanım, beni ikisi bunlar. Biri konuşturuyor, biri çekiyor Esra Hanım. Bunlar kız kardeşim böyle. Kardeşim. Ben de bunlara inandım artık. Benimle çok ilerdi bunlar Esra Hanım. Ta ki ben kız kardeşim artık yeter. Baktım halın hareketine. Benimle öyle durumlarda konuşuyorlardı ki böyle. Yok şöyle yok. Gözüme böyle. Bakarak ben dedim ki. Boşandıracağım artık dedim. Hı hı. Yeter artık dedim. Ondan sonra benimle kötü oldular Esra Hanım, bu ikisi. En iyi ikisi, ilişkileri benimle ikisilerin bunlar. İçeri giriyorum dedi. Koya. Bunu koçumiye koya. Ben bir kere Esra Hanım yemek yedim bunların evde. Haram etti bana bir kere. Bir kere bir lokma haram ettiniz. Bir gün sadece o da dışarıdan şey yedim. Haram etti. Bu gariban ne yaptı? Evet. Bu gariban koydu size baktı size. Kurbanlık bana dair bir şey yok. Açıklık getirmek istiyorum. Tabii taş adalı sizin yanınızda mı yaşadılar? Hayır. Köydelerdi bunlar Esra Hanım. Ben kışın odunluğumu götürmedim. Yiyeceğinim o sabilerin ne çektiğini bir ben biliyorum, bir Allah. Bir de benim akrabalarım biliyor. Benim çevrem benden fazla düşer bunun üstüne. Ben huylandım kaçtı deyin. Düğününe gitmedim, bir şey etmedim. Yalnız buna benden fazla destek çıktılar. Bu ırmağın kıyılarında balık tutuyorum diye gezdi. Çocuk havale geçmiş. Ben taksi tuttum. Amasya'ya götürdüm. İşteydim ben orada. Şey diyebilir miyim? Yalan konuşma. Ben yalan konuşma. Yalan konuşma. İşteydin. Balıkta mıydın? Görevli işteydim. Senin görevli başkanı. İşte balıkta. Baba konuşuyor. Bak Esra Hanım, görevli Caner Bey'in var. Kaç tane araban var? Taşko'ya gönder. Sordu çarşının içinde. Aynen Esra Hanım. Bunları sordu. Bir tane gece iyisi sordu benim ailemi. Aynen Esra Hanım. Hoca kazaya sor. Bir tane aklı varsa arkasında mıymış söyler misiniz Esra Hanım? Bunlar yalan söylüyor. Şimdi siz konuştunuz. Buyurun. Ya abla şimdi nasıl diyeyim ben sana? Abim balıkçı değil. Amasya Taşoya bağlı 72 tane köyü var. Hep köyün, bütün köylerinde çalışıyor. Kendisi niye söyleyemedi? Balıkçıyım dedi ya. Bir dakika, bir dakika yalan. Mesleğim dedi. Niye şimdi öyle diyorsun? Ondan hariç. Ya bir muhabbet kuşu, muhabbet kuşu. Ne istedin o kuştan? Kuş örnek sürme. Gidettim burada. Kuş örnek sürme. Ya amca, amca. Sana da çok şaşırıyorum.